Şimdiye kadarki birkaç videoda doğada karşılaştığımız çoğu dalganın, su dalgalarının, ses dalgalarının veya bir ip üstündeki ilerleyen dalgaların bir ortamda yayılan rahatsızlıklar olduğunu gördük. Işın da dalga benzeri özellikler gösterdiği fark edildiğinde doğal olarak şöyle bir varsayım ileri sürüldü. Işık da bir ortamda yayılan bir rahatsızlık olmalıydı. O ortamı tespit etmek kolay olmasa bile. Dolayısıyla insanlar ışığın içinde ilerlediği böyle bir ortamın var olduğunu kabul etti. Ve ortama ışık saçan eter ya da esir adını verdiler. Türkçe'de iki isim de kullanılıyor ancak belirtmekte fayda var. Eteri kimyadaki değil fizikteki anlamıyla kullanıyoruz. 19. yüzyılda fizik bilimi ışık saçan eter maddesinin varlığını ispatlamaya ve ışık saçan etere göre olan hızımızı bulma çabaları etrafında dönüyordu. Peki böyle bir göreli hızın varlığından niçin bu kadar eminlerdi? Bunu geçen videoda anlatmıştık. Dünya kendi çevresinde ve Güneş etrafında büyük bir hızla dönüyor. Güneş sistemi galaksi merkezinin yörüngesinde büyük bir hızla dönüyor. Galaksinin kendisi de ayrıca hareket ediyor falan. Yani eterle tanımlanan mutlak bir referans sistemimiz varsa o referans sistemine göre hareketli olmamız lazım. Ve eğer etere göre hareketliysek ışın hızını farklı yönlerde ölçüp hangi yönde daha hızlı, hangi yönde yavaş olduğuna bakabiliriz. Bu sayede birincisi eterin varlığını ispatlamış oluruz. İkincisi eter dediğimiz bu mutlak referans sistemine göre hızımızın ne olduğunu öğreniriz. Ama 19. yüzyılda sorun ışığın hızının yeterli hassasiyetle ölçecek bir yöntemin olmamasıydı. Bu yüzden ışığın eter rüzgarına karşı veya onunla aynı yönde yol alması sonucu oluşacak göreli hız farkını hesaplayamıyorduk. Michelson–Morley deneyi eter maddesi fikrinde ilk çatlağı açan olay olarak sıklıkla alıntılanır. Michelson–Morley deneyi. Bu iki insan demiş ki, tamam, ışık hızını yeterli hassasiyetle ölçemiyoruz. Eter rüzgarı tarafından hızlandırılıyor mu, yavaşlatılıyor mu tespit edemiyoruz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ki Michelson ve Morley anlatacağım şeyi hakikaten yapmış. Merak etmeyin, deneyi aşırı derecede basit anlatacağım. Şimdi diyelim ki burada bir ışık kaynağımız olsun. Evet, bir ışık kaynağımız var. Bu kaynak bu yönde ışık gönderiyor. Böyle bir ışık ışını gönderiyor. Şimdi bu ışığın karşısına yarı sırlı bir ayna yerleştiriyoruz. Bu ayna ışığın yarısını geçirecek, yarısını da yansıtacak. Şuraya yarı sırlı bir ayna çizelim. Yarı sırlı aynamız bu. Bu ışığın yarısı bu şekilde sekiyor. Tabi deneyi basitleştirerek anlatıyorum. Bir saniye daha düzgün çizeyim. Yarısı böyle yansıyor. Diğer yarısı ise aynanın içinden geçiyor. Çünkü bu yarı sırlı bir ayna. İlk ışık ışınımız aynaya geliyor ve ikiye bölünüyor yani. Şimdi bu iki ışın da başka iki aynadan yansıyacak. Bu aynalar ortadaki aynaya eşit uzaklıkta. Aslında orijinal deneyde bazı ayarlar yapmak gerekiyor ama ben basitleştirerek anlatıyorum. Bu ışınlar şimdi geldikleri gibi yansıyacak. Bu ışın böyle geri yansıyor ama yarı sırlı olduğu için bir kısım aynanın içinden geçiyor. Bu ışın da aynı şekilde geri yansıyor. Bir kısmı sekip bu yönde sapıyor. Şimdi bu gördüğümüz şeyi analiz edebiliyoruz. Çünkü burada bir dedektör var. Aklınızdan şu geçiyor olabilir. İyi de ne var ki bunda? Bir ışık kaynağı koydun, ışığı yansıttın, böldün, tekrar bir araya getirdin. Ama bir de şöyle düşünün. Eğer ışık saçan eter maddesi var olsaydı, ortagonal yani dikey yönlerde ilerleyen bu ışık ışınları farklı hızlara sahip olurdu. Eter rüzgarı bu yönde esiyor olsun. Eter rüzgarı bu yönde esseydi, bu yöndeki ışık dalgasının daha hızlı gitmesi gerekecekti. Ve tersi yöndeki ışık dalgasının da daha yavaş ilerliyor olması lazımdı. Michelson ve Morley şöyle dedi. Peki, o zaman bu düzeni öyle ayarlayalım ki bu iki ışık ışını yansıtıp tekrar üst üste geldiğinde eğer eter yoksa basit bir girişim deseni oluşsun. Girişim deseni ne demek? Bu ışınlardan biri yukarıdan yansıyor. Farklı bir renkte göstereyim. Bu ışık dalgası şöyle boyuna bir dalga olsun. Elle çizdiğim boyuna uzanan dalga ancak bu kadar oluyor. Diğer ışık dalgası da diğer taraftan gelsin. Yansıyıp bu yönden gelsin. Bu da başka boyuna bir dalga. Bunun gibi. İşte bunlar üst üste gelince birbirleriyle girişim yapar. Bu girişim yapıcı da olabilir, yıkıcı da. Mesela şöyle bir şey gözlemleyebiliriz. Şunu bir kopyalayıp yapıştırayım. Bu dalgalar aralarındaki hız farkına bağlı olarak farklı düzeylerde girişim yapabilir. Ve bu hız farkını eter rüzgarının yönü ve hızı oluşturur. Ama Michelson ve Morley düzeneyi nasıl ayarlarlarsa ayarlasınlar, bakın deneyi yılın farklı dönemlerinde tekrarlamışlar. Mesela düzeneğin yönünü hem düşey hem de yatay yönde değiştirmişler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, gözlemledikleri girişim deseni hep aynı olmuş. Girişim deseni değişmemiş. Ve girişim deseninin değişmemesi, eter dedikleri şeyin ışık dalgalarının hızını etkilemiyor olabileceği fikrine doğurmuş. Bu nedenle bu deney çoğu zaman başarısız olmuş en meşhur fizik deneyleri arasında gösterilir. Yazayım. Yani bu deneyi çok önemli kılan şey başarısız olmuş olması. Kalem aracını seçeyim. Bu başarısız bir deneydi. Ama insanların eter diye bir şeyin var olmayabileceğini düşünmeye başlamasını sağladı. Işık belki de boşlukta yol alıyordu. Belki de eterle tanımlanan o mutlak referans sistemi gerçekte yoktu. Tabii bu algıya neden olan şey tek başına bu deney değildi. Ama bu deney bu şüpheyi oluşturan birçok deneyden sadece biriydi. Ama bu deneyden sonra bile dikkatinizi çekerim, ne yaparlarsa yapsınlar, düzeneyi eter yönüne veya ondan uzağa, ne yönüne çevirirlerse çevirsinler, elde ettikleri girişim desenleri hep aynı olmuştu. İşte buna rağmen insanlar yine de eter fikrine destekleyici açıklamalar üretmeye devam etti. Belki hareket yönünde boy kısalması gerçekleşiyordu, belki başka şeyler oluyordu, her neyse. Sonuçta bu fizikte aşırı derecede önemli bir deney. Çünkü tekrar edeyim, eterin var olmayabileceğini ve ışığın referans sistemlerinden bağımsız sabit bir hızla ve vakumda yol alıyor olabileceğini gösteren ilk deneylerden biriydi. Gelecek videolarda bu noktalara değineceğiz.